İlk döneminde tıp eğitimi alarak doktor olan Ayşe Hümeyra Ökten, İslam dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim. Birçok alim ve devlet adamının doktorluğunu yapan Hümeyra Hanım'ın bir bağlılık ve aşkın ifadesi olan hayatı, Medine ve İstanbul arasında yaptığı yolculuklarla geçer. 1953 senesinde Kızılay'ın teklifiyle Medine'ye görevli giden ilk kadın doktor Ayşe Hümeyra Ökten'in bu yolculuğu hayatında bir dönüm noktası olur ve Hümeyra Hanım kutsal topraklardan bağını bir daha hiç koparmaz. 1925 yılında Fatih Atik Ali'de dünyaya gelen Hümeyra Hanım'ın babası Osmanlı ulema sınıfından önce müderris, sonra Arapça ve felsefe hocası olan İmam Hatip okullarının kurulmasında öncü Mahmut Celaleddin Ökten, annesi Mahmude Hanım'dır. Kardeşleri kimyager Züheyra Hanım ve günümüzün önemli fikir adamlarından Profesör Doktor Saadettin Ökten'in de içinde bulunduğu aile, Osmanlı döneminin son zamanları ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlayan yaşamlarıyla önemli bir tanıklık içinde yer alır. Reyhan Uzuner'in hayatı günümüz gençlerine de örnek olabilecek Doktor Ayşe Hümeyra Ökten'le Medine'de bir otelde yaptığı söyleşiye kulak verelim. Güzel bir Medine gününde, mis kokulu, gül kokulu Medine'de, Medine-i Münevvere deyince akla gelen isimlerden Doktor Ayşe Hümeyra Ökten ablamızla beraberiz. Doktor ablamız Medine-i Münevvere'yi teşrif etmeden önceki haliyle soralım önce, doğduğunuz yeri, şehri ve çevrenizi bize lütfeder misiniz doktor ablacığım? Elhamdülillah İstanbul gibi güzel bir şehirde doğmuşum. Babam Mahmut Celaleddin, annem Emine Mahmude. Atikalı caminin karşısında Nüneciyetler sokağında iki katlı ahşap bir evde oturduk. Babam tabii mektepten yoruluyor. Yazında evde hani oturmayalım, bir yazlar, bir havadar bir yere gidelim diye. Ahbaplarından falan neredense Heybeliada'yı duymuş. Ve işte ben 5 yaşındayken Heybeliada'da yazlık ev tutulup oraya taşındık. 4 ay orada oturuyorduk. Tabii ben adada oturduğumuz senelerde hani yaşım ilerledi, mektebe gireceğim zaman. O sene sonbahar çok güzel geçmiş. Şimdi Eylül'de bazı fırtınalar olur. Bunlara göç kaçıran fırtınası denir. Onlar geçmiş. Arkadan Ekim, Ekim çok güzel geçmiş. Ve biz Ekim'in sonuna kadar adadan taşınmamışız. Ekim'in sonunda taşınmışız İstanbul'da Atikali'ye. Komşu kızı vardı, arkadaşım Fikret. O 52. ilkokul Hırka Şerif'e veriyor. Onunla beraber gelir giderim diye. Babam beni de bir gün elimden tutmuş, oraya gitmişiz. Tabii mektepler açıldı, bir ay geçmiş. Kayıtlar kapanmış. Müdür Hulusi Bey, tabii babamla sohbet etmişler. Bir aydan fazla öğretim devresi geçti. Çocuklar artık okumaya hani geçtiler. Kızınız nasıl yetişecek demiş. Babam da demiş ki annesi okul yazma bilir. Annesi yardım eder demiş. Ve ben o gün okulda kalmışım. Sonra arkadaşından dönmüşüm. Hulusi Bey demiş ki, hocam demiş, kızınız çok zeki. Ne annesinin yardımına, ne kimsenin yardımına ihtiyacı yok. O arkadaşlarına yetişecek de hatta onları geçecek demiş. Eyvallah. Hakikaten de öyle olduydu. Başarılı öğrencilik hayatı lisede de devam eden Hümeyra Hanım, bir erkek kardeşinin hastalıktan vefat etmesi üzerine ailenin de teşvikiyle doktor olmaya karar verir. Çalışkan, zeki ve güçlü bir kişiliği olan Hümeyra Hanım, okuldaki başarısının neticesinde 1943 yılında sınava girmeden İstanbul Tıp Fakültesi'ne girer. İlkokulu işte bitirdik, 15. ilkokul, Cumhuriyet Lisesi, İstanbul Kız Lisesi. İstanbul Kız Lisesi'nin 9. sınıfındaydım. Sınıfın birincileri Ankara'ya gönderiliyor. Oradan sonra bir kitap halinde iftar listesi talebelere dağıtılıyor. İstanbul Lisesi çok kalabalık bir liseydi. 9. sınıf 7 kişiydi. Ama bir tane ben, yani notları iyi varmış. Ben iftar listesine geçtim. Ve işte iftar listesine geçenlerin
Ankara'ya gidiyordu. Sene sonunda Ankara'dan talebelerin isimlerinin olduğu bir kitap geliyordu. 9. sınıfta ve 10. sınıfta böyle 2 sene 2 kitabı alan üniversiteye imtihansız giriyordu. Onun için belki tıbbiye girişte imtihanı kazanamayabilirdim ama iptal listesi de olduğu için oradan dolayı imtihansız girdim. Kardeşim vefat etti. Ondan sonra babam böyle sahih meselelere çok emniyet verdi. Kardeşim bronkopneumoniden öldü. Şimdiki gibi penisilin falan antibiyotik olsa kurtulurdu ama o zaman tabii onlar yok. Ondan sonra tıbbi meseleleri merak sardı, böyle kitaplar okuyor. Ve benim de doktor olmamı arzu ettiler. Tabii ben de başka bir yani fikrim yok. Benim için de gayet tabii oldu. İslami ilimler sahasında müderris olan babaları Celaleddin Ökten'in evde yaptığı din sohbetleri Hümeyra Hanım'ın dini ve ahlaki kimliğini belirler. Onu imana iyice bağlar. Hümeyra Hanım'ın bu bağlılığının farkında olan tıp fakültesindeki hocaları da onun kutsal topraklara gitmesine vesile olur. Bizim evimizde programlı bir hayatımız vardı. Mektepten geliriz. Bir saat kahvaltı, işte oynarsak falan. Ondan sonra saat 5'te derse otururuz, 7.30'a kadar. Ekserette küçük sınıflarda dersimiz biter. 7.30'da yemek yedir muhakkak. Annem de ona göre hazırlar. Yemekten sonra babam bizi etrafına toplar. Dini, ahlaki konuşmalar yapar. O arada tabii hacdan da bahseder. Ondan sonra öyle şeyler anlatır ki, yani namaz kılmak bir mümin için en hayırlı bir iş. Şimdi hani anne babaya düşünüyorum da çocuğuna namaz kıl demesinler, babamın yaptığı gibi namazın faydalarını, namaz kılanlarının kazanacağı dereceleri söylesinler. O zaman böyle bir akarsu gibi yani insan kendi yerine namaza başlıyor. Ya böyle hiç zorlamadan namaza başlıyorsunuz ve dine yakın oluyor insan. Tabii bu havada yetiştik. Namaz yakınlığı gibi hacca da böyle bir heves oluyor. Hac yolu da açılınca işte ben de gideyim diye gönlümden geçer. 52 senesinde Kızılay hacca doktor heyet göndermiş. Tahmin ediyorum kendi bünyesindeki yaşlı doktorlar herhalde geldiler ki hacca tabii yaz mevsimine geliyor sıcak. Şimdiki gibi imkanlar yok. O heyet muvaffak olamamış. Ertesi sene gençlerden alalım. Onlar hani daha çalışırlar, daha dayanıklı olurlar diye. Onun için Ankara'dan, bakanlıktan tıp fakültesine yazı gelmiş. Tıp fakültesi de dekanlık Beyazıt'ta. Onun duvarına asılmış. Bu sene tıp fakültesinden hacca doktor gönderilecek diye. Hastanede çalışkan bir asistanım. Tabii başım açık ama yani o kadar. Diğer ölçüler mesela yazın çorapsız gezmem, kısa kollu giymem, yakam içi açık değil. Oradan namazlarımı da ilk zamanlar çok zor yani tam vizit zamanı, hoca vizit de olur. Vizit biter saat 2, Abdülham çıkarım. Karşıda Deniz Aktar Camii var. Mezun namaz geçince kitler gider halı açılmasın diye. Ben böyle 2-3 cami dolaşırım. İyice hastanede bir sene falan geçti artık. Orada iyicene yerleşince terzi hanımdan eski bir çarşaf almıştım. İki tane kütüphane vardı. Birinde aktüel kitaplar. Orada masa var. Herkes açıp okuyor. Kütüphane memuru da Satenik diye bir Ermeni kız. Ondan böyle çok iyi ahbaplık kurdum. İkinci kütüphane mecmualar var orada. Ancak oraya tez hazırlığına girer. Her zaman girilmez. Ben işte çarşafımı oraya koydum. Satenik'ten anahtarı alırdım. Orada gire namazımı kılarım. Haziran ayı rahmetli hocam, Allah rahmet eylesin, Müfide Küley. Onun asistanıyım. Talebe imtihanı yapıyoruz. Zahmet Bey, benim başasistanımız, beni dışarıya çağırdı. Gittim. Dedi ki, doktorum dedi, Kızılay hacca doktor gönderecekmiş. Gider misin? Ben işte o zaman, demek ki artık böyle bir düşünemez oldum çok böyle bir sevinçten. Babam dedi ki, bu yetişmiş evladım, oraya ben gönderemem. Ben de ağlamaya başladım.
almam için dedi. Onların yine şefkati. Yine onu gitmeme razı oldular. Hümeyra Hanım'ın Kızılay'ın teklifiyle 1953 yılında Medine'ye görevli olarak gitmesi hayatında önemli bir dönüm noktası olur. Ömrünün 57 yılını doktorluk yaparak insanlara hizmetle geçiren Hümeyra Hanım, Medine'ye ilk görüşte bağlanır ve her sene hacca gitmeyi, hastalara hizmet etmeyi niyaz eder. Karaköy'den vapura hareket etti. İstanbul vapuru çok güzel vapur. Ertesi sabah İzmir'de gözümüzü açtık. Ondan sonra iki gün Akdeniz'i, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru geçti. Bir gün Süveyş. Ondan sonra iki gün Kızıldeniz. Beni evvela Mekke grubuna dahil etmişler. Bir kısmı da Medine'ye ayrıldı. Biz Mekke'ye çıktık. Şimdi Cervel denilen yer, şimdi apartmanlar var. O zaman orası boş, birkaç ev var. Evin karşısında kocaman arsa. Oraya çadırlarımızı kurduk. Tabii Türk doktoru gelmiş, hani bir de hanım doktor diye. Orada reisi etibba Hasan Harkani Bey varmış. O muayenehanesi için bizim başkana demiş ki, doktor hanım her gün buraya gelsin, burada hasta baksın. İşte beni can kurtaranla her gün onun muayenehanesine götürürlerdi. Yolda bayılmış hastaları bulurduk. Hepsini almamıza imkan yok. Çadırda imkanımız mahdut. Kıyafetinden Türk olanları, hani onları muhakkak alırız da, ondan sonra yer kalırsa öteki hacılardan da alırız. Çadırlara getiririz, buzlu banyolara onları yatırırız. Tabii bir kısmı açılır, bir kısmı açılmaz. Nihayet Arafat geldi. Arafat geldi, Arafat'a çıktık. Hemşire hanımlar bana bir buz torbası verdiler. Buz torbasının iki tarafında halka vardı. Gazlı bezlen, o halkalardan gazlı bezi geçirerek çenemin altından bağladık. Başörtüm, başörtümün üstünde buz torbası. Tabii bana hiç güneş dokunmuyor. Doktor beyler ihramlılar, başları açık. Onlar bir iki çadır dolaşınca hepsine sıcak çarptı. Dolaşamaz oldular. Ben tabii gayet rahat dolaştım. Ve o zaman orada çok faydalı olduğumu hissettim. Ve niyaz ettim işte. Ya Rabbi her sene ben buraya geleyim, böyle hastalara hizmet edeyim diye. İşte o sayede her sene hacca gelmek nasip oldu. Ondan sonra, hacdan sonra işte birkaç gün daha Mekke'de yine kaldık. Ondan sonra değiş dokuş Medine'ye geldik. Medine'ye gelince ufkum değişti. Medine ön plana geçti. Bütün dünya bir yana, Medine bir yana. 1953 yılında Kızılay'ın görevli olarak hacca gönderdiği ilk kadın doktor Ayşe Hümeyra Ökten, inancıyla toplumda var olmayı önemser. Hac görevinden döndükten sonra da hayatına başörtülü devam etme kararı alır. Döndüm. Tabii hacda başım örtülüydü, gidince bir daha açmak istemedim. Ama hocanın muayenehanesine gittim. Ne bu böyle hacı hanımlar gibi dedi. Anladım ki başörtüsü olmayacak. Bir buçuk senem var ihtisasın bitmesine. Zaruret var. Onun için o zarureti eda etmek lazım. Bir buçuk sene bitti. Tam günü gününe Müfid Hanım'a hocam dedim. Ben İslam'dan ayrılıyorum. Ne acele Hümeyra dedi. Herkes zannediyordu hani başasistan kalacağım, doçent olacağım. Dedim ki efendim babam emekli oldu. Aileye katkıda bulunmam lazım dedim. Ondan sonra ihtisas imtihanını verdim. Sonra tabii dışarıda birdenbire muayenehane açmak imkanı yok. Berem Savaş Derneği'ne müracaat ettim. Ondan sonra beni Sarıyer Dispanseri başhekimi yaptılar. Ama orada başka doktor yok. Benim ismim başhekim ama ben bir kişiyim. Orada tamam başımı örttüm, karışan kimse yok. Bir gün hastalar bitmişti, 12'yi geçmiş. Ben de masada oturuyorum. Başımda da pazardan alınmış bej rengi pamuklu bir eşarp var. Kapıdan içeriye bir bey girdi. İçeri girdi, beni görünce doktor hanım nerede dedi. Müfettişmiş o. Ama benim başörtümün oğlu değil, öyle dispanserine kontrol etti.
Doktor annem dedi beni, hademe zannetti orada. Ben hemen buyurun dedim. Dispanseri gezdirdim. Ankara'yı yazarım dedim. Hiç başörtüsünden bahsetmemiş. Dispanserin muntazam olduğundan bahsetmiş. Orada çok faydalı oldum. Çok beni Sarıyerliler çok sevdiler. Ama tabii uzaktı. İstanbul'dan oraya gidiyordum. Ondan dolayı oranın ahalisi çok istediği halde Taksim'e müracaat ettim. Benden sonra Sarıyer ahalisi Demokrat Parti'ye müracaat etmişler. Bu doktor buradan almayın diye. Onlar da benim istidamı göstermişler. Ama Taksim'dekiler de anlayışlı oldular. Beni hastayla direkt değil de dosyaların kısmına, orada yine böyle yalnız başörtülü çalıştım. Ama işte buraya gelinceye kadar, kendi hesabınıza gelirseniz oturmak hakkı veririz diye. Babam istifa etti, ben de istifa ettim. Sonra işte biraz daha vaziyet geçince, komşular tabii çok memnun kalıyorlardı. O zaman onlar ön ayak oldular. Çarşı kapıda bir handa bir oda. O zaman han sahiplerini tanıyorlarmış. Ondan konuştular. Ben orada muayenehane açtım. O muayenehane çok bir uğrak yeri oldu. Orada hastalara bakarım. İstanbul, Hümeyra Hanım'ın doğup büyüdüğü, anne babasının yaşadığı, Medine'de bir daha kopmamak üzere bağlandığı şehirdir. İçindeki aşk, onun 1956 senesinde anne ve babasıyla tekrar hacca gitmesine vesile olur. Bu yolculuktan Celal Hoca da çok etkilenir. Onun içindeki ateşi gören Celal Hoca da aynı aşkla yanarak kızıyla birlikte Medine'ye yerleşme kararı alır. Şimdi 53 senesinde hacı yaptık. Tabii hac yaptık, bir de üstelik para aldık. Her gün bize yevmiye verdiler. O parayı tabii getirdim, anneme babama verdim. Zannediyorum işte onun da sebep oldu. 56 senesinde annem babam, üçümüz hacca geldik. O zaman teyyare başlamıştı. Teyyareyle geldik Cidde'ye. Babam da Medine'yi çok sevdi. Derdi ki başımdaki saçım kadar canım olsa hepsini Resulullah'a feda ederim. O haleti ruhi içinde Türkiye'ye döndük. Bir daha gideyim. Bir daha gideyim. Bir daha gelmesine imkan yok. Bir defa hacca giden bir daha gelemiyor. O zaman işte Medine'deyken öğrenmiştik ki doktorlara, mühendislere Suudi'nin ihtiyacı var. Onları hariçten gelenlere oturmak izni veriyor. O zaman babam dedi ki kızım için oturmak izni alayım. Ben de onunla beraber giderim diye. Hümeyra Hanım, Suudi Arabistan'ın doktorlara ve mühendislere oturma izni verdiğini duyunca 1959 senesinde oturma izni alır. Bundan sonra her yıl mübarek 3 ayları ve hac mevsimini Hicaz'da geçirecek ve her milletten hastalara bakacaktır. Bu arada Celal Hoca da kızının yanında Medine'ye yerleşmiş, görevinden de istifa etmiştir. Ama gördüğü bir rüya, Celal Hoca'nın yerleşme kararı aldığı Medine'den İstanbul'a geri dönmesinde etkili olur. Şimdi babamla işte buraya ilk defa geldik. Ramazan'daydı. Harem-i Şerif'e en yakın, hemen bir sokak arası, orada vakıf evler vardı. Hindistanlı bir zatın vakıfları. Bir avlu etrafında tek tek odalar. Odaların arkasında küçük bir mutfak gibi yer, bir tuvalet. Için. Öyle iki oda tuttuk. Birinde ben muayenehane kullanıyorum. Bir tanesinden de iki tane karyolaya kuruldu. Orada babamla oturuyoruz. Bir sabah babam kalktı. Böyle düşünceliydi. Sonra kendisi anlattı. Dedi ki bu gece rüyada bana İstanbul'a gitmem bildirildi dedi. Çünkü İstanbul'da istifa edip gelmişti. Dersleri de dolduracak insan yok. Hac Haziran'da, Haziran'a kadar kalalım diye niyet ettik. Ama çok halsizdi. O kadar halsizdi ki oradaki Türkler, onlar hep gelirler. Hocam hep beraber hac yapalım. Bir küçük otobüs durum, 25 kişilik. Babam da peki dedi. Mekke'ye vardık. Babamı sedyeyle tavafı kudumu yaptırdık. Ondan sonra Arafat'a çıktık. Mina'da 3 gün kaldık. Tabii o sıcaktan ben babamın etrafını tedavisine devam ediyorum. Sıcaktan müteessir olmasın diye tülbende ıslatıyorum. Ondan sonra onu böyle babamın üstüne seriyorum. Yelpazeliyorum dışarıdan. Öyle kondisyon yapıyorum.
öyle öbe yapa. İlk tamamı ayakta yapamayan babam 3 gün sonra iyileşti. Ayağa kalktı. Herkes hani hacda hasta oluyor. Babam iyileşti hasta. Beraber tavaf yaptık. Ondan sonra geldik bir kenarda namazımızı kıldık. Babam oturdu. Benim içime sinmedi hani. Bir defa da sanki kendim için yapmamış gibi oldu. Hayır demezdi. Peki dedi. Ben tavafa geldim. Ben de bir çocuk tuttum. 6. tavafı yapınca bir de baktım merdiven geliyor. Beytullah'ın kapısı açılacak. 7. tavafı tamamladık. Ve içeriye girmek istedim. O çocuk da yardım etti. O merdiven üzüm salkımı gibi insanlar doluydu böyle karınca gibi. Bir de baktım en üstüne çıkıvermişim. İçeriye girdim. Ama işte içeriye girince çok bir heyecan geldi. Nasıl kalbim çarpıyor, nasıl kalbim çarpıyor. Gözlerim karardı, kulaklarım uğuldadı. Ayakta duramayacak oldum. Ay öleceğim diyorum, babam da dışarıda yalnız kaldı. Ama ne yapayım Türkler yardım eder diyorum. Ondan sonra bir kenara oturdum. Ne kadar geçti? 5-10 dakika geçti, o hal geçti. Ondan sonra kendimi toparladım. Şimdi babam merak ediyor. Sevap yapayım derken günah girdim, adamcağızı üzdüm falan diye. Telaştan çıktım, namazımı kıldım. Babamın yanına gittim. Hiç benim geç kaldığımdan haberleri olmamış. Ah Hümeyra geldim mi? Dedi. Ondan sonra işte beraber Ciddi'ye indik. Babamı teyyareye bindirdim. Babam İstanbul'a gitti. Benim ikamem Medine'ye girince müracaat etmiştik. Riyad'dan cevap geldi. İkam hamilesi hacdan sonra olacak diye. Babam da bana hadi İstanbul'a gidelim demedi. Hümeyra Hanım'ın babası Celaleddin Ökten'in hayatında Mehmet Akif Ersoy'un önemli bir etkisi vardır. Ersoy'un Darülfünun'da öğrencisi olan, bilgi ve yeteneğiyle öne çıkan Celaleddin Efendi, Arap edebiyatı ve şiirini ona sevdiren milli şairimizin de kısa sürede övgüsünü kazanır. Celaleddin Ökten, hocalık yaptığı yıllarda Arapça derslerinde gösterdiği hassasiyetle bilinir. İstanbul'un çeşitli okullarında felsefe ve edebiyat dersleri veren Celaleddin Efendi, aynı zamanda medrese ve ilim çevrelerinde de aranan bir hocadır. 1946 seçimleri Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yeni devirde 1948 yılında İmam Hatip kurslarının açılmasına karar verilir. İstanbul'daki kursun müdürlüğüne ise Celaleddin Ökten getirilir. Ancak Celal Hoca bu kursların yetersiz olduğunu düşünmektedir. 1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti, halka verdiği sözü tutarak iktidarının ilk yılında İmam Hatip okullarını açar. Mücadelelerle geçen bu dönemi en yakın tanığı olan kızı Hümeyra Hanım'dan dinleyelim. İkinci Dünya Harbi oldu, 1942. Harbi İngiliz ve Fransızlar o taraf kazandı. Harbin son senelerinde biz de fiili olarak iştirak etmediğimiz halde onların safında, hani onların müttefiki olarak böyle uzaktan iştirak etmiştik. Harp bitince o devletler İngiliz, Fransız devlet erkanı bize demişler ki sizin isminiz Cumhuriyet ama Cumhuriyet tek partiden olmaz. Onun için yeni başka partiler kurulmasına da müsaade edin. Tabii bu karar çıkınca o zaman millet zaten hani böyle bir şey arıyordu. Hemen ikinci parti kurdu. Şimdi Halk Partisi düşündü ki din hususunda birçok tahtetler getirmişti. İmam Hatipler içinde kim var? Babam Arap çocuğuydu ama felsefe ve edebiyat şubesinde bitirdiği için Arapça dersleri lağvolunca bütün Arap çocukları kenarda kaldı, sıfır oldular. Babam felsefe ve edebiyat bitirdiğinden dolayı orta mekteplerde, liselerde felsefe dersi, sosyoloji dersi, yurt bilgisi dersi hocalığına devam etti. Şimdi kendisinin bir de böyle bir özelliği vardı. Bir şeyi, bir bilgiyi menbaından okumak isterdi. Felsefeyi, sosyolojiyi ders verecek. Bu sefer o batılı filozofların, hani Durkheim, Kant, Auguste Comte filan, onların eserlerini tercüme edeyim de kaynağından ders vereyim diye böyle fikir böyleydi. Ve bu münasebetle ben hatırlıyorum, hoca tuttu.
akşamları haftanın muayyen günlerinde bir ve gelirdi babam çalışma odasında oradan Fransızca ders alırdı. Tabii bu Fransızca bilmesi Ankara'ya kadar yayılmış. Ankara'dan emir geldi babama. İmam Hatip mektepleri kurulması için bir layihe hazırlayın diye. Babam da layihe hazırladı. Bir sene hazırlık, 3 sene orta, 3 sene lise Ankara'ya gönderdi. Komisyona havale, 3 ay komisyonda. Komisyondan encümene havale, 6 ay encümende. Tekrar komisyona, ta bu 46'dan 50'ye kadar böyle devam etti. Gitti geldi havaleler. Bu arada işte İstanbul'da bir kurs açıldı. Tabi bu kurs yani ancak mezun yetiştirir derdi. Kursun da bir yani geleceği yok. Onun için kimse talip olmazmış. Babam bu kurs da kapanırsa hani daha yazık olur diye. Hiç olmazsa kurs kapanmasın. Çünkü 20 talebin altına düşerse kurs kapanırmış. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Sonra talebelerden duydum. Sabahleyin mektebe gidip de talebelerin 20'den az olduğunu görünce sokaktaki amelelere gidermiş. Dermiş ki günleri kaç yevmiye alıyorsunuz? Gelin dershanede oturun ben bu yevmiyi vereyim. Müfettiş gelirse 20 talebeden az olduğunu görmesin dermiş. İşte böyle fedakarlıklarla bu devir geçti. 46'dan 50'ye kadar. 50 oldu, seçim oldu, hükümet değişti. Çömen altındaki babamın layihası çıkarılmış. Ve ondan sonra bir müddet sonra da Tevfik İleri Eğitim Bakanı olunca onların gayretiyle İstanbul'da İmam Hatip Mektepleri kuruldu. Menderes çok iyi niyetli bir insandı. İktidara geçtiği zaman devri sabık yaratmayacağım dedi ve eski partinin memurlarını değiştirmedi. Şimdi Ankara'dan tabii emir gelmiş. Hani babamdan da çekiniyor. 55 sene hocalık yapmış. İstanbul'da otorite bir hoca. Kanlıca'da oturuyoruz. Haber göndermiş babam. Gitti eğitim müdüründen konuştu. Eğitim müdürü aynen böyle demiş. Demiş hocam Ankara'dan emir geldi İmam Hatip Mektepleri kurulsun ama biz bunu kuramayız demiş. Çünkü tahsisat yok. Teçhizat yok. Hiçbir şey yok. Biz bunu nasıl yapacağız? Ben bunu yapamayız diye göndereceğim demiş. Babam işte herhalde imanını verdiği cesaretle ben demiş bunu hayır sahiplerine yaptırırım. Şimdi 46 senesinde böyle biraz hani bir yumuşama olmuş diye. O münasebetle 2. Dünya Harbi'nden sonra zenginleşen bazı tüccarlar İstanbul'da bir hayır cemiyeti kurdular. Şimdi babam tabii güzel konuşurdu. O ilim yayma cemiyetine gitmiş. Oradaki hayırsever zevata onlara hitap ederek demiş ki yani çok güzel bir yola başladınız. Yüzlerce mescit harap oldu. Onları büsbütün kaybolmaktan kurtarıyorsunuz. Çok iyi. Çok iyi ama cemaatsiz mescit ne işe yarar? Cemaatin gelmesi için de imamın bilgili olması lazım. Hatta derdi ki imam biraz tarih bilecek, biraz coğrafya bilecek, biraz kimya bilecek. Yani H2O'nun su olduğunu bilecek. Biraz fizik bilecek ki karşısında lise talebesini, üniversite talebesini kaçırmasın. Tabii güzel konuşuyordu belagatıyla. Oradaki zenginleri ikna etmiş. Demişler ki hocam biz arkandayız. Bu işe başlayalım. Tabii onun üzerine babam da eğitim müdürüne söyledi. Biz hani İstanbul'da İmam Hatip Mektebi'ni açacağız. Hiçbir hazırlık yok. Mevcut binalardan istifade etmek lazım. Onun için o yaşlı halinde her sabah Kanlıca'dan İstanbul'a iner. Talebelerinden bir tanesi de yanında çantası, terlerse diye fadesüsü bir kolunda, çantası elinde İstanbul'u semt semt dolaştılar. En sonunda Vefa eski bir konakmış, sonra mektep olmuş, daha doğru da harap olunca terk edilmiş. Boş bir konağı, ahşap konağı buldular. Teçhizat yok. Diğer ortaokulların, ilkokulların kırılmış, depoya atılmış sıraları, sandalyeleri, masaları depolardan çıkartıldı. Onlar tamir edildi, boyandı, cilalandı.
Bunlar da mektebe teçhizat oldu. Ankara'dan tabii birçok tayinler geldi, öğretmenler. Mektepten çıkarken birkaç defa böyle rastladım. Arkasında 15-20 tane talebe, baba dedim böyle arılar oğul verir hani. Siz de böyle talebelerle. Bir gece de yine böyle evde toplanmışlardı. Hala içeride hararetli konuşmalar. Bir aylık babam bir şey istemek için dışarıya çıktı. Ben de dedim ki baba artık bu saate geldi, yarın yine mektebe gideceksiniz. Yani bu saatlere kadar böyle uğraşıyorsunuz. Yani yoruluyorsunuz. Dedi ki hiç sen dedi. Hiç merak etme dedi. Ben memleketten İstanbul'a geldiğim zaman dedi. Bir gün dedi. Böyle bir caminin önünden geçerken bir Kur'an okunuyordu. Kendisi de hafız ya. Kendi kendime dedi, böyle söz verdim. Ya Rabbi, kitabının lisanını bana öğret. Ben de ölünceye kadar onun tellalı olayım. Onun için dedi, ben Cenab-ı Hakk'a söz verdim. Sen hiç merak etme. Ben ölünceye kadar bu işin tellalı olacağım demişti. Celal Hoca görevinden istifa ederek kızıyla birlikte gittiği Haç topraklarından İstanbul'a geri döner ve İmam Hatip mektepleri için çalışmaya devam eder. Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılması için de gayret gösteren Celal Hoca, ömrünün son gününe dek öğrencilerine ders vermeye de devam eder. Tüm bu mücadele içinde vücudu yorgun düşen Celal Hoca'dan gelen acı haber, Hümeyra Hanım'a Medine'de ulaşır. 1961 Kasım'ında gelen bu haberle sarsılan Hümeyra Hanım'ın hayatının ilk karı o gün yağacaktır. O ilk gelen talebeler mezun oldular. Ondan sonra Yüksek İslam Enstitüsü kuruldu. Orada ders naziri oldu. Ve dersler devam ederken bir gün böyle bir göz ağrısıyla anneme demiş, çok da fazla bir izdirabı yok demiş. O birkaç saat içinde vefat etti. Kitabı açık kaldı. Ömrünün sonuna kadar kitabı okuyan, daima yeni fikirler peşinde koşan. Bir de sözü senet gibi olan, çünkü söylediği bir sözü hangi kitabın hangi bahsinden olduğunu söylerdi. Onun için hani kendisiyle münakaşa edenler ekseriyetle sözünü kabul etmek durumunda kalırlardı. Hacdan sonra babam döndü. Ben de bir ikamet muamelesi bitsin diye bekledim. 6 ay sonra bir daha geleceğim. Suudi hükümeti burada çalışıyor olduğum için Huruç Avdi arasında 6 aydan fazla izin vermiyordu. Babam da hiç gitme demedi. Medine'ye tekrar o da belki gelirim diye düşünüyordu. Hiç gitme demedi. Sonra dayıma demiş yani kızım gidiyor diye üzülüyorum ama o üzülmesin diye hiç söylemedim demiş. Ve beni güzel güzel geçirdiler. Medine'ye geldim, bir ay kalıp döneceğim. Bir ay bitmeden, işte 20 gün sonra filandı. Bir gün muayenehane diye de kullandım, oturdum odanın kapısını. Medine'deki Türk abiler geldiler. İstanbul'dan gazete gelmiş. Gazetede babamın vefat haberi var. Vefatından 2-3 gün geçmiş gazete buraya gelinceye kadar. Tabii onu okuyunca hani babam gelirken hiçbir şikayeti yoktu. Ama tabii yaşı kemale ermişti. Çok son derece müteessir oldum. Buradaki mücavir Türkler beni bırakmadılar, hep başımdalar. Babamın böyle hani senelik takvim, küçük cep takvimleri vardı. O takvime bazı mühim hadiseleri yazardı. Vefat edeceği gün sabahleyin kızım bugün gitti, bir ay sonra gelecek diye yazmış. Vefat ettiği günde sabahleyin mevsimin ilk karı yağdı diye yazmış. Bunu okuyunca çok müteessir oldum. Yani benim hayatımda da ilk kar hakikaten o gün yağmış oldu. Babasının İstanbul'a dönmesinden sonra Medine'de hastalara bakmaya devam eden Hümeyra Hanım, Harem-i Şerif'teki Türkçe yazıların asılmasında etkili olur. Suudi'de oturmak muamelesi olunca çalışıyor, gözüküyorum. Zaten hani
ilk onda tutmuştuk dedim ya. O odaları. Babam gittikten sonra öteki odayı boşalttım. Ben hem gece yatıyorum, gündüz de hasta bakıyorum yatakta. Senden seneye işte petrolden Suudi'nin aldığı nispet arttıkça benim ilk geldiğim zamanlar %15 diyorlardı. Gitgide arttıkça Suudi zenginleşti. Geçmişten sonra burada bir imar başladı. Harem-i Şerif, etrafındaki caddeler. İmar başlayınca Türkiye'den mühendisler, işçiler. İşçiler gelince, Türkler gelince Türk bakkalı, Türk berberi, dükkanlar açıldı. Yani Harem-i Şerif genişletilirken ön taraftaki dükkanları, evleri yıktılar. O tarafa doğru da aldı oldu. Şimdi o tarafta oturan evlerdekiler oradan çıkarlar, caminin kıble tarafında yolda otururlar. Ben de tabii babamdan duymuşum. Onlara hanımlara gider. Burada oturmayın, imamın önündesin de. Sen de nereden çıktın derler bana. Bir kısmı kalkar, bir kısmı kalkmaz. Sonra işte duyduk. O zaman ben de tabii Harim-i Şerif'ten alakalı bir Türk vardı. Ona telefon ettim. Hani Türkçe de yazılsın ki yani burada Türkler de bilsinler. Yoksa imamın önüne geçti mi namaz sahih olmaz diye. Elhamdülillah şimdi bütün direkleri yazdılar. Ayşe Hümeyra babasının vefatından sonra Medine'ye gidip gelmeye devam eder. Bu arada İstanbul'daki annesini de yalnız bırakmaz. Bu gidip gelmeleri kızına kıyamadığı için sessizce kabullenen gül yüzlü Melek Mahmude Hanım, Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda Hümeyra Hanım'sa annesinin yanı başındadır. Hac'dan sonra İstanbul'a gelince anneciğim dedi ki kızım böyle her zaman gidip gelmek hani artık yeter dedi. Ben de tabii annelik şefkate ona sığınarak dedim ki belki ben oraya gitmezsem hasta olurum dedim. Ama dedim anne söz veriyorum gideceğim. Bir ay kalacağım geleceğim. Bu bir aya çok dikkat ettim. Bir gün iki gün geç kalsam artık kendimi ne kadar üzerim annemi böyle bekletiyorum diye. Ama annem bunu kabullendi. Yani hiç de şikayet etmedi. Ama elhamdülillah onun hayatında işte son geldiğim zaman hastalığı vefatı o zamanlar hastada hani son günlerinde hep annemin başında beraber olduk. Vefatına birkaç dakika kalmıştı. Zaten uyuyor gibiydi. Birdenbire gülümsedi. Ne gördüyse ben annem iyileşiyor uyanıyor zannettim. Meğer o son gülüşüymüş. Ondan sonra gözlerini kapattı. Annemden sonra çok üzüldüm. Suudi Arabistan'a geldim. O zaman Han'dan zaten çıkmıştım. Apartmana muayenehaneye almıştım. Muayenehaneyi resmen kapattım. Hani buraya geldim. Hümeyra Hanım 1973 senesinde annesinin vefatından sonra İstanbul'daki muayenehanesini kapatarak Medine'ye daha sık gidip gelmeye başlar. Sonra da Fatih'te özel bir klinikte her sene hacca gitme koşuluyla görev yapar ve oradan emekli olur. Burada işte epey aylar kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Kardeşim Amerika'dan gelmişti. Onun çocukları falan. Onlarla alakadar olduk. Çocuklar büyüdüler. Yuvaya onları verdiler. Ben de Medine'den hani döndüm onlarla. Yardım olur diye. Çocuklar yuvaya verilmiş. Keşke dönmeseydim dedim. Bir telefon geldi. Mahir İz Hoca'nın talebelerinden bir genç. Telefon ediyor. Doktor abla biz dispanser açtık. Bizimle beraber çalışmak için gelin konuşalım. Onun üzerine işte gittim Fatih'e. Onlar dediler ki ne düşünüyorsun, şartları nedir? Benim dedim hiçbir şartım yok, para da mühim değil. Benim tek şartım Suudi Arabistan'a gitmek zamanım gelince oraya gideceğim. Bir ay kalacağım, geleceğim. Onlar da onu kabul ettiler. Ondan sonra işte dispanser hayatı başladı 2005'e kadar. Sonra artık ilk zamanlar her gün gidiyordum. Hatta ilk zamanlar nöbetçi doktor gelmez. Ben kalırım. Osman Bey derdi ki içeri giren hasta tabii çok kalıyor. Dışarıda bekleyenler sıkılıyorlar. Muayenehaneye girerken sıkılarak girerler. Gülerek çıkarlar derdi. En sonra teyzemle beraber oturuyordum. Kendimi vazifeli hissediyordum. Hakikaten de öyle. Onlar bize çocukluğumuzda candan bakmışlar. Yaşlanınca da bizim onlara bakmamız lazım. Öyle dayılarımla alakadar oldum. Onlar vefat etti. En son işte teyzeciğimle beraber birkaç sene beraber kaldık. Sonra 98'de teyzem vefat edince artık beni İstanbul'da
tutan çok fazla kimse kalmadı. Ondan sonra Suudi Arabistan'da daha çok oturayım dedim. 20 Kasım 4 Aralık 1979 tarihleri arasında Kabe'de silahlı bir çatışma gerçekleşir. Tarihe Kabe baskını olarak geçen bu olayda Mescid-i Haram'da bulunan cemaat rehin alınmış, Muhammed bin Abdullah el-Kahtani Mehdi ilan edilmiştir. 2 hafta süren baskın askeri operasyonla sona erdirilmiş ve yakalanan üyeler Suudi Arabistan kanununa göre idam edilmiştir. Olayın yakın tanığı Hümeyra Hanım bu korkulu hadiseyi unutamaz. 1399 senesinin son aylarında böyle herkesi bir bekleme vardı. 1400 senesi asır değişiyor ya, hani yeni bir şeyler olacak. Belki devlet hani bir merasim yapacak, bir şeyler yapacak falan diye. Hac bitince hacılar gider, umreciler de olmadığı için. Ama ben de Mekke'de kalırım, evde Mekke'ye yakın. Gece gündüz Harim-i Şerif'e giderim. Yine öyle işte, öyle bir zamanda. Muharrem ayının 1'i oldu o gece. Ertesi sabah 1'i olacak. Sahura kalktım. Sahurdan sonra Muharrem 1 ya, Harim-i Şerif'e geldim. Hakikaten sabah ezanı okundu. Güzel güzel namazlar kılındı. Namazdan sonra böyle bir sesler duyuyorum ama yani hoparlörden ne dediği anlaşılmıyor. La ilahe illallah deniyor. Arada başka sözler geliyor. Böyle vakit geçti. Bu arada da ama dikkatimi çekti. Şimdi pek yok. O zamanlar Suudi Arabistan'da Hayasan Vatani diye bir askerler vardı. O gün baktım onlar biraz çok. Olur ya belki kral geliyor falan diye böyle oturup bekliyoruz. Ne kadar geçti? Yarım saat. Daha fazla belki bir saat geçti. Bir kurşun geldi böyle. Pat. Tamam. Başka istikametten bir kurşun daha bu tarafa. Bu tarafa daha gelince böyle o adamlar da Harisel Vatanyer'de etrafta dolaşıyor. Ayağa kalkan hacılara otur diyor. O kadar okur. O kadar okur. Ben dedim ki bunun tadı kaçtı. Bu böyle kurşunlar falan geliyor. Ben bari eve gideyim dedim. Bir tane kapıya gittim. O var. Bu kapı böyle dedim. Öteki kapıya gittim. Orada da öyle. Başka bir kapıya gittim. Orada da öyle. Yukarıya çıkayım bakayım dedim. Merdivene çıktım. Biraz sonra merdiven dedi onlar böyle. Tabii kenara çekildi oturdu. Biraz yer değiştirdik falan. Ondan sonra azıcık Zemzem'in karşısına doğru gittim. O zaman bir de baktım. Medine'den bir emekli kimyager hanım vardı. O da varmış. Ondan buluştuk. Hani iki arkadaş olduk. Ondan sonra acaba ne var diye böyle saatte geçti bir iki saat falan, üç bir saat. Bir hareketlilik, öğlen şeyler oldu. Duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Duymuyoruz. Yani onlar dolaşıyorlar. O kurşunlar da, yani biz şimdi Zemlem'in oraya gelince kurşunları da görmedik artık. Evet. Öğlen ezanı oldu, öğlen ezanı okunmadı. Namaz kılınmadı. Herkes kendi kıldı. Burada otur böyle kaça kadar oturacağız. Sabahıyla Merve'ye çıktık hakikaten. İnsanlar Merve'ye doğru kuyruk olmuşlar. Merve biraz yüksek. O kuyruk böyle devam ediyor. Harim-i Şerif tarafındaki pencereden dışarı çıkıyorlar. Biz de kuyruğa girdik. Merve'nin Beytullah tarafındaki kapısı. Şimdi orada demir var ama ortadaki demir yıldız biçiminde. Yani insan rahat geçiyor. Belki çok şişmanlan geçemez ama hani yerden de çok yüksek değil. Şimdi oraya tel koydular. O zaman otel yoktu. Yalnız demir vardı. Dışarı çıkınca da içeriden yer bu kadar yüksek ya, o yıldızda böyle yani yerden böyle bir metre var mı? İnsan yani biraz böyle kolay. Dışarıda da aynı hizada toprak. Hemen onun içinden çıktık, dışarıdaki toprağa indik. O kimyager hanım da benden beraber çıktı. Tabii başka çıkanlar da var. O dışarıdaki avluda yürüyoruz. Derken içeriden bizim üzerimize kurşun atıldı. O kimyager hanım akıllı geldi dedi ki biz bu kafileden ayrılalım. Onlar için erkekler bir ama biz iki kadın bize bir şey yapmazlar dedi. Hakikaten biz onlardan ayrıldık. Ayrılınca biz artık hani bunları öldürsek ne olacak? Bir şey yapmazlar. Zaten Cihat Tepesi'nden top atılıyor. Ondan sonra birdenbire böyle güm diye patlıyor. Minare yıkılacak mı diyorum. Duman kaplıyor etrafı.
minare gözükmez oluyor. Ama sonra inince bakıyorsun minare duruyor. Bir hafta 10 gün hiç namaz kılınmadı, ezan okunmadı. Böyle geçti. İçeride ölenler oluyormuş. İçeriden o ölenleri kapıyı açıp dışarı atıyorlarmış. Hastanede çalışan doktor Abdülhadi anlatmıştı. Ölüleri almaya giderken bile üzerimize kurşun yağdırıyorlar diyordu. O zaman Safa tarafının üst katına aşağıdan köprü vardı. O yoldan Safa'nın üst katına tanklarla çıkmışlar. Oraya tabii asker tanktan girmiş. Tankın içinde olunca rahat rahat oraya çıkmış. Kurşun atmamış. Ama tanktan çıkana meğer kondansiyonlar var ya, o kondansiyonların arkasına da saklanmış o hainler. Eğer asker indiyse onu da öldürmüş. Tanklar oradan girdi ve üst kata hakim oldu. Oradan orta kata, yani Beytullah'ın katına da indiler, hakim oldular. İşte 14. gün televizyonda gördük, ezan okundu ve namaz kılındı. Ama aşağı kata yine inemiyorlar. Çünkü oraya tank inemiyor. Basık tavan, merdiven var. Orada odalarda, işte eskiden bir meşhur odalar, bunlar erzaklarını, silahlarını yığmışlar, biriktirmişler. Orada işte Türklerden duydum sonra. Dediler ki sahaya giden yerlerde, Türkler akıl vermeyen, bizde de akıl vermeyen. Oradan delik açalım ve o delikten aşağıya uyutucu gaz verelim. Oradan delikler açmışlar ve oradan uyutucu gaz vermişler. Uyutucu gaz verince tabii aşağıdakiler, televizyonda gördük, hepsi böyle baygın olmuşlar. Hani yukarıdan gelen askere karşı koyamayacak hale gelmişler. Dini ilkeleri hayatın içinde tutan ve günümüz insanına, kadınına örnek olabilecek Ayşe Hümeyra Hanım'ın hayatı sürekli çalışma ve mücadele içinde geçer. Hasta duasıyla hacca giden, tek bavul dünyalığıyla aşkın peşinde yolcu Hümeyra Hanım, ömrünü aşık olduğu topraklarda tamamlamaya dua ederek Medine'de yaşamaya devam ediyor. Doktorluk, yani insanlar çok yakın bir meslek. Kalp kazanmak için, dua almak için çok müsait meslek. Hanımlar katında çalışıyorum, kurbanın üst katında. Hani herhalde hastanın bir tanesine umduğunun üstünde umadığı bir hizmet de mi yaptım? Yani ne yaptığımı hatırlamıyorum da. Yalnız hasta dedi ki, doktor hanım ayağın Kabe'ye varsın dedi. Hiç alışılmamış bir dua. Kapıyı kapattım, dışarıya çıktım. Böyle kendi kendime durdum yani. Bir an düşündüm. Dua almaya bakmalıyız. Şimdi gençlere nasihatim o. Hizmetten kaçınmayın. Etrafınızı memnun edin. Dua alın. Zamanı gelince o duanın faydasını görüyorsunuz.